Arkadaşlar merhaba. Size makrakanta balığından bahsedeceğim. Benimkisi böyle ortalıkta geziyor. Genellikle akvaryumun dip ve orta seviyelerinde gezen Sazanskiller ailesine ait etçil tabiatlı ama otçul da beslenen ve yumurta saçarak üreyen bir balıktır. Klon loaç diye geçer. Yani paylaş loaç diye tercüme edebiliriz. Bilimsel ismi Chromobotia makrakanta'dır. Sumatra, Borneo adaları ana vatanıdır. Ağzında dişlerinin bulunması, yani dişli bir ağız yapısının bulunması sayesinde salyangoz mücadelesinde işimize yarayan balıklardır. Özellikle adi salyangozları şeker gibi çatır çutur yer. Gece akvaryumdan çatır çutur ses geldiğinde cam kırığı sesi değildir. Bu arkadaş adi salyangozları yemektedir. Elma salyangozu gibi türlerle bakılması tavsiye edilmez. Ancak karma akvaryumlarda kendi ayarında balıklarla uyumludur. Bazı akvaristler bunu ciklet türleriyle de besler. Boyu 40-50 santimetreye kadar büyüyebilir. 40 seneden fazla yaşadığını internetten okumuştum. Chromobotia makrakanta'nın bir özelliği sıcaklığın diğer balıklara oranla yüksek olmasıdır. Tropik bir balıktır. 28 derece sıcaklıkta bu arkadaş için uygundur. Burada 26 derecede yaşıyor. Küçüklüğünden beri ben onu 26 derecede besliyorum. Aldığımda bu bayağı küçüktü. Alırken 4 santimetre boyundan alın. Yani 4 santimetreden aşağı olmaması tavsiye ediliyor. Bu arkadaşın özelliği su değerlerine karşı çok hassas olmasıdır. Nasıl anlatayım? Bu arkadaş 28 derece sularda yaşadığı için normalde daha aşağı derecedeki sularda beyaz benek yakalanma ihtimali yüksek oluyor. Ve bir de biliyorsunuz nitrat, amonyak özellikle kalabalık akvaryumlarda, biyolojik döngünün oturmadığı akvaryumlarda artar. Nitrat ve amonyak seviyesine karşı da bu arkadaş hassas bir balıktır. Üretimi büyük hacimli akvaryumlarda üretenlerin olduğunu internette okumuştum tekrar. Havuzlarda da üretiliyor bu arkadaş. Ben internetten de üretimi hakkında videolar izlemiştim. Yumurta saçarak ürüyor. Bitkili bir akvaryum gerekiyor. Ve yumurtladıktan sonra yemesin diye tabii erişkinler ayrılıyor arkadaşlar. Benimki sakin bir balık. Hani kendi ayarında balıklarla beslenebilir. Karma akvaryumlara uygundur. Çekingendir. Özellikle ön tarafa geldiğinde ben akvaryuma yaklaştığımda arka taraflara doğru kaçma eğilimi gösteriyor. Sürü halinde beslenmesi öneriliyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki senin niye tek? Arkadaşlar ben bunu 6 tane almıştım. Biraz daha küçüktü bu. 4 santimetreden küçüktü. Herhalde ya benim akvaryum şartlarında bir sıkıntı vardı ya da aldığım balıklarda bir sıkıntı vardı. 6 tane makrakantadan bir tane bu yaşadı arkadaşlar. Gene aydına gelmiyor her zaman. Aydına geldiği zaman 3-5 tane daha alacağım. Dörtlü, sekizli gruplar halinde bakılması öneriliyor. Ben de şu an tek de vatozlarla birlikte bakın geziniyor yani. Birkaç kere akvaryumculara gittim Aydın'da. Bulamadım makrakanta. Ben sevdiğim bir balık türü. Nedense benim hoşuma gidiyor. Yani sakin bir balık. Görünümde hoşuma gidiyor. Ben de Ramşorn var arkadaşlar. Göstereyim. Salyangoz yiyor ama benim Ramşorn'a dokunmuyor bu balık. Çok ilginç. Filtrenin üzerine genelde takılan sazanskillerden bakın sahide var. Bulabilirsem size Ramşorn'u göstereyim ama şöyle tarıyorum. Buralarda bir yerde çok ilginç. Benim makrakanta balığım salyangozlara dokunmuyor. Ama burada adi salyangoz yok. Adi salyangoz atmadığım için denemedim. Hani belki adi salyangozu yiyebilir. Hani Ramşorn dokunmaz ama adi salyangozu yer mi yemez mi bilmiyorum. Bu akvaryumda zaten adi salyangozları yoktu. Ben özellikle bitkileri bir gün başka suda bekletiyorum alırken. Salyangozları mümkün olduğunca temizliyorum.
o şekilde koyduğum için hani bu akvaryumda adi salyangoz yok. Ben iki tane ramşon bilerek koydum. Şu an geziniyorlar ama nerede görebilirsem hani çekebilirsem size kamerada göstereceğim ama yok. Neyse biz konumuza devam edelim. Ne tür yemler yerler? Arada canlı yem de verebilirsiniz. Arada yemeleri için salyangoz da verebilirsiniz. Genelde etçil olarak beslense de benim mesela kapya biberini çok seviyor. Yani etçil otçul da beslenme özelliğinde var. Ve dip yemle atın muhakkak. Çünkü tepedeki yemleri diğer balıklar yiyor. Ve bu çekingen bir balık olduğu için diğer balıklardan yem yemeye fırsat bulamayabiliyor. Arkadaşlar diğer videolarımda da söylüyorum. Dipte bakın vatoz, çöpçü gibi balıklarla besliyorsanız ışıkları kapattıktan sonra dip yem muhakkak atın. Çünkü bu akıllılar, bu hızlı balıklar ortada ve dip üstteki yemleri yiyorlar. Işık açıkken dip yemi bile atsanız yem aşağıya düşene kadar arkadaşlar bunlar yemi kapıyorlar ve aşağıdaki balıkları yem kalmıyor. Vatozlar sırf bitki yemezler. Yani aç kalıp strese girebilirler. Çöpçüler de aynı şekilde öyle. Ben makrakanta balığına mesela yani sadece onun için atmıyorum. Bu dipteki iki tane leopar vatoz için de dip yem attığımda benim makrakanta da gidip o yemleri yiyor. Bitkisel yem de seviyor. Parladığı için çok çıkmadı. Normalde dipte gezer ama bu sefer orta seviyede geziyor. Diğer balıklar gibi. Ele de geliyor. Benim 2-3 tane kalmışlar. 6 tane aldım dedim ya. Arayla öldüler. O 2-3 tane gelen balık benim elime de geldi. Isırdığını görmedim. Hani dişli elime geldiler. Yalnız bu balık çekingen. Bu ele gelmiyor. Arkadaşlar bakın bitkilerin arasında. Bitkili akvaryumlarda hoş bir balık makrakanta. Yalnız akvaryum hacminiz tabii en az 80 litre olsun. Ve grup halinde bakarsanız birlikte hareket ediyorlar. Yani grup halinde bir köşeye gidiyorlar. Bir köşeden farklı bir yere gidiyorlar. Hep birlikte takılıyorlar arkadaşlar. Beyaz beneye karşı çok hassaslar demiştim. Hastalıklara karşı da çok dayanıklı değiller. Mesela bir Buenos Aires tetra diyelim, zebra danio diyelim, rasporalar diyelim nispeten daha dayanıklı. Hele cennet balığı ve guramiler de dayanıklı. Ama bu balıklar, makrakanta balıkları çok dayanıklı değiller. O yüzden su değerlerimiz çok önemli ve düzenli dip çekimi yapmak çok önemli arkadaşlar. Haftalık bence %25 dip çekimi yapın. Ve sıcaklığınız, dereceniz de minimum 28 derece olursa daha iyi olur. Ben diğer balık türleriyle birlikte baktığım için 26-27 derecede tutuyorum. Kışın mesela burada 27 derecede durdu. Bazen 28'e çıktı. Tropik balıklarda kriterler 26 derecedir. Yani sıcaklık kriterleri. Ama diskus besliyorsanız, makrakanta besliyorsanız 28 derece olması güzeldir. Fazla sıcakta da bitkilerin çok gelişmiyor. Ona dikkat ettim. Yani onu tespit ettim. Eğer bir 28 derece sıcaklığa akvaryumunuzu da 28 derece sıcaklık uygulayacaksanız 28 derece sıcaklığa dayanıklı bitki türleri de dikmeniz gerekiyor. Bunu da dipnot olarak sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Evet, benim şu an için anlatmak istediklerim bu kadar. Makrakanta balığı hakkında özet bir bilgi vermeye çalıştım. Ha, bir de saklanacak alanlar yapın. Bu arkadaşlar taşlar kayalıkların arasında gizlenmeyi de seviyorlar. Hani tıpkı ciklet balıkları gibi, vatoz balıkları gibi saklanacak alanlarda yapmak gerekiyor. Onu da belirteyim. İyi bir filtrasyon muhakkak olsun akvaryumlarda. Çünkü bu arkadaşlar iyi filtrasyonlu su değerlerinin oturduğu akvaryumda ve sıcaklığınız da yeterli derecede ise, yeterli hacimde ise sıkıntı çıkarmazlar. Yani sıkıntı çıkmaz. Eğer büyük boyutlu akvaryumlarda bakarsanız boylarında artacağını, yani boylarında uzayacağını görürsünüz. Ben bir akvaryumcuda 20 santimetre boyunda makrakanta görmüştüm. Tabii onun akvaryumu nereden baksanız 500 litre hacimliydi.
Bazı akvaristlerde bu arkadaşın diğer balıkların gözüne saldırdığını, şu gözü salyangoza benzettiğini söylemekte. Bazı loaç türlerinde de böyle bir durum var. Ama ben akvaryumda şu ana kadar balıkların gözlerine saldırdıklarını görmedim. Yani bu balığın saldırdığını görmedim. Bazı balıklar da vücudunda benek çıkartıyorlar. Neden? Çünkü balık esas gözü yerine farklı balıklar o beneklere saldırsın diye böyle bir yöntem geliştirmişler. Bu tabii akvaryum hobisini inceledikçe, bu konuda ilgili çalışmalar okudukça, araştırmaları okudukça, araştırdıkça daha doğrusu insanlar çok farklı şeyler öğreniyor. Ben de devamlı araştırmanızı tavsiye ediyorum. Her fırsatta söylüyorum. Okuyup araştırıp doğru kaynakta doğru bilgileri elde etmek çok önemli arkadaşlar. Balıklarınıza ve canlarınıza çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve hatta kanalımdaki diğer videoları da izlerseniz sevinirim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.